Peki mazot pahalı mı? Tabii ki pahalı. Allah Allah. Ben mazot pahalı diyorum mu? Gene geliyorum çobanı buluyorum. Ne yapıyorsun yaylada? Yaylıyorsunuz mu? Yaylada yani hayvanlar yayılıyor. Biz yine topluyoruz. Siz de 350 dönüm tarla ekiyorsun. Evet sevgili izleyiciler. Gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Doyamadık. Göynük. Müthiş bir manzara. Hemen arkamızda Gazi Süleyman Paşa Camisi var. Akşemseddin Hazretlerinin türbesi var. Şimdi onu ziyaret edeceğiz. Yani her tarafta ziyaretçiler var. Müthiş bir şehir. İçinden bir nehir akıyor. Anlatamam. Sadece gelip görmek lazım. Yaşamak lazım diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bolu, Göynük. Sevgili izleyiciler, Göynük çok güzel bir yer. Arabadan indik, geziyoruz çarşısında. Çarşısında gezerken bir amca bize baktı, tanıdı bizi. Ondan sonra gel dedi, çay söyleyelim dedi. Biz de oturup çay içiyoruz. Amca seni tanıyalım. Emekli orman memuru. Evet, hafıza memuru. Fikri Bilgi. Fikri abi, evet. Benim programı seyrettin mi hiç? Ediyorum. Valla. Beğenerekten. Çobanla baş başayı burada çekeceğiz. Var mı burada bildiğim bir çoban? Şu anda bildiğim yok. 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 Abi biz dağlara çıkacağız. Dağlara bulacağız. Bulursunuz. Evet inşallah. Sevgili izleyiciler gerçekten İznik. Ne dedi? Göynük. Başladım ben. Göynük. Göynük. İznik. İznik'teydik. Mudurun'daydık. Şimdi Göynük'teyiz. İlçeleri karıştırıyorum ama gerçekten gördüğüm en güzel, en canlı, en tarihi, Osmanlı tarihiyle buram buram Osmanlı tarihi kokan bir ilçe burası. Gerçekten biz geçiyorduk yani indik, gezelim dedik. Yani gezmeden hani kaybederiz dedik burayı. Muhteşem, halkı da muhteşem. Bak amca bizi tanıdı, hemen çay söyledi. İnsanlar burada çay evet, içiyorlar. Buranın dokusu hiç bozulmamış, aynı Osmanlı'dan olduğu gibi ya, duruyor. Çok süper ya. Evet, Göynük'ü gezmeye, görüntülemeye devam ediyoruz. Doyamadık, arabadan indik. Özel olarak geziyoruz arkadaşlar. Trafik çok yoğun tabii. Çobanla baş başaya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Anadolu'muzun güzel şehirlerini gezmeye, görüntülemeye devam ediyoruz. Bolu'dan çıktık. Mudurnu'ya gittik. Mudurnu'da bir çoban bulduk. Mudurnu'nun kenarında bir çobanı çektik. Çok güzel röportaj yaptık sağ olsunlar. Onları orada bıraktık. Oradan yol boyu ağır ağır Anadolu'nun içlerinden doğru geliyoruz. Burası da Göynük. Göynük nereye bağlı? Bilecik'e mi bağlı? Bolu'ya mı bağlı? Merak ediyorduk. İnternete girdim. Baktım ki
Biz daha hala Bolu'daymışız. Yani Göynük ilçesi de Bolu'ya bağlı. Tıpkı Mudurnu'yu andırıyor. Mudurnu'da sabahleyin çıktık kalktığımızda şöyle bir çekim yaptık. Görüntüledik oranın güzelliklerini. Aynı şekilde burası da tıpatıp Mudurnu ile aynı. Gerçekten Göynük ilçesi de iki dağın eteğinde. Tarihi Osmanlı evleriyle süslü, tarihi güzel bir ilçe. Yine etrafından, ortasından da güzel bir nehir geçiyor, ırmak geçiyor. Nehiri de sizlere gösterdik. Burası da sessiz, sakin. Konuşacak birisini arıyorum ama hiç bulamıyorum kimseyi. Amca, gel gel. Gel. Bak, bir amcayı buldum şimdi, gel. Ya konuşacak kimse bulamıyorum, seni buldum, ne yapayım? Buyurun. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Amca. Efendim. Burası neresi? Burası Bolu'nun ilçesi Göynük. Göynük. Güzel mi burası? Nasıl bir yer? Herhalde tabii canım. Yapma her ya. Tarihiyle, her şeysiyle gördüğünüz gibi tabii güzel. Güzel bir. Sen evet. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Nüfusu kaç buranın? Buranın nüfusu 4000 küsur. 4000 küsur. Evet. He, küçük bir ilçe. Evet. Burada koyunculuk, keçi, koyun, çobanlık var mı? Köylerinde olur. Var mı? Tabii Allah canım, Allah. Köylerinde çoban var diyorsun. Eskisi kadar yok. Eskisi kadar yok. Eskiden 15 hanelik bir köyde 10 tanesinde 10 kişide gara keçi olurdu. Gara keçi olurdu. Sende var mıydı? Ben yoktu. Benim görevliyim ben çünkü. Nerede görevlisin sen? Din görevlisiyim. Din görevlisi. Emekli oldun. Emekli oldum. Emekli imamsın yani. Evet. 1982'de emekli oldum ben. 1982'de. Yaş 86. 1982'de emekli olmuş. Yaş 86. Maşallah ya. Şükürler olsun Allah'ıma. Süper ya. Ne güzel ya. Sen aslında görev yapsan bu yaşına kadar yaparsın görev ya. Yapardık. Maşallah ya. İşte tabii ki imamlığın ayrı bir mubali var. Evet, evet. Yani din görevlisinin, cami imamının ayrı bir manevi bir mesuliyeti var. Yani evet. Kaç yıl görev yaptın? Ben 26 sene küsur yaptım. Çok yapmamışsın ya. Yapmadım. Niye çok yapmadın? 26 yıl az ya. Yani şimdi tabii ki bazı Allah. Şeyler evet. Gençlikte şey yapılıyor da, evet. Bazı işte amirler geliyor, çok genç geliyor. Evet. Bazı şeylerde sıkıntı oluyor. Evet. En iyisi hem mübalden kurtulan, manevi mübalden hem de bu şeyden kurtulan diye emekli olduk yani evet. Mesele bu. Burada tarihi olarak evler var. Ne var? Osmanlı'ya ait ne var burada? Osmanlı'ya ait. Şimdi Osmanlı'ya ait bayağı da bir şeyler var, eserler yani. Şimdi mesela Akşemseddin Konağı var. Akşemseddin Konağı var. Emirler Konağı var. Heh. Yani konaklar çok. Yukarıki bu da devlet konağı bakın. Bu, evet, evet. O da. Hep tarihi evler ya. Tarihi evler. Çok. Restorasyon yapılmış böyle bunlara. Tabii. Ya bu yolun kıyılarına ekseri devlet tarafından da yapıldı bunlar. Teşvik oldu. Çarşı içinde, çok güzel. Çarşı içine girdi. Ula yapıldı. Şimdi devam edecekmiş gene urları. Evet. Yani burada bizim güzellikler bozulmadı ama ancak çok güzel. Şimdi Sofal Mahallesi dediğimiz bu benim arkasında bir yer var. Hı. Orası yeni yerleşim. Yeni yerleşim. 5 kat, efendim 6 kat. Hep beton. Evet, beton. Ahşap yok. Evet. Sen de böyle tarihi bir konakta falan mı kalıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben ahşap evde kalıyorum. Ahşap evde kalıyorsun. Nasıl güzel mi ahşap ev? Ahşap ev. Ekmeği aldın gidiyorsun. Ben zaten bizim de var. Tokiler'de daire. Ben öyle diyorum. Şimdi ben burayı varsam orada duramam. Evet. Çünkü ben alışmışım. Alışmışım. Kapının önüne çıkacağım, bir gezineceğim. İki tavuk yapacağım, onlara evet. Bakacağım. Evet. Yani öyle alışkanlıklar var. Şimdi orada yapma imkanı yok. Yani yok biz. Evet. Burada gireceksin. Buradan sonra hangi ilçe var? Nereye gidiyoruz biz? Buradan sonra Taraklı var. Taraklı Sakarya'nın. Sakarya'nın ilçesi. Ondan sonra biz Bilecik'e gideceğiz buradan. Bilecik'e gidiyor mu yol? Gider. Burada şeyler var. Hamamlar var ileride. Taraklı'nın. Yani güzel. Taraklı da fena değil. Öyle Taraklı. Mi? Hani bizim bura ben o şeye de gittim.
Safranbolu'na da gittim. He. Taraflı bizim yakın. Evet. Yani Safranbolu'da bir yerde, bir bölgede böyle tarihi yerler var. Bizim evet. burada öyle değil. Tamamında. Bizim burada tamamında var. Tamamında, bizim burada. Evet. Evet. Tamamında evet. var. Evet sevgili izleyiciler, ben Safranbolu'ya da gitmiştim. Gerçekten orası da çok güzel. Evet. Bir bölge tamamen tarihi sit alanı, evet. Osmanlı evleri, evet. Osmanlı mimarisi. Ondan sonra Mudurnu'ya gittim. Mudurnu'nun tamamı öyle ama Mudurnu'da çok eksikler var tabii. Eski yapılar, yıkılmak üzere olan yapılar da var. Evet. Şimdi geldik Göynük. Göynük de çok güzel. Amca diyor ki tamamı böyle Osmanlı yapısı, devlet de destek vermiş. Evet. Güzel bir ilçe, ortasında bir nehir de akıyor. Ondan sonra, peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Kolaylı gelsin. Sağ ol. Kolaylı gelsin. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Göynük'ten çıktık. Göynük'ün köylerinde çoban arıyoruz. Sabahtan beri geziyoruz dağ taş. Yok yani hiçbir yerde koyun, keçi, çoban bulamadık. Bir tane traktörcü bir adam bulduk. Ona dedik hop dedik durdurduk. Tamam mı? Dedik bize çoban lazım. Ondan sonra bize çoban ayarlamaya çalışıyor. Abi sizi tanıyalım. Mehmet Ünlü Uysal. Mehmet Ünlü Uysal. Ünlü Uysal. Ekinciler Köyü Göynük. Ekinciler Köyü Göynük. Göynük'te ikamet ediyoruz. Aynı zamanda çiftçiyiz. Aynı zamanda kereste imalatçısıyız öyle diyeyim. Kereste imalat yapıyorsun. Evet, biçiciyiz yani. Sen bize çoban bulacaktın. Çoban olarak bunu buldun. Çoban arkadaşımız yani var 25-30 tane koyunu var. Tamam. Ama artı daha profesyonel isterseniz yukarıda köyde arkadaşımız var. Nasıl abi? Bu amatör çoban bu. Bu biraz şey. Ne? Hobi olarak yapıyoruz hobi yani. Olarak. Evet. Siz de anlayalım abi. Ben Muharrem Çetin. Göynük Ekinciler Köyü'nde ikamet ediyorum. Yeni mahalledeyim. 20 senedir buraya taşındık. Burada arkadaşımla beraberiz. Şimdi sizi biz yakaladık böyle. Ne iş peşindeydiniz siz? Nereye gidiyordunuz? Traktörleri aldınız böyle. Biz şimdi arkadaşım bir hafta önce bir kaza atlattı yani. Evi çatısı yandı. Ben de bugün kendimi buna ayırdım yardımlaşmak için. Arkadaşıma telefon ettim. Ne yapacaksınız yani ne yardım edeceksiniz? Yulaf ekeceğiz. Yulaf mı ekeceksiniz? Evet. Hayvan yemi olarak. Hayvan yemi. Yulaf bu mevsimde yulaf ekilir mi abi? Evet yazlık olarak. Ekim zamanı evet, şu zaman. Evet bu mevsim ekilir zaten. Daha biraz daha önce. Hayvan yemi olarak. Hayvan yemi. Yeşil ot olarak. Yeşil yani. Olarak. Evet. Hayvan var mı sende? Var. Ne var sende? Büyükbaş. Büyükbaş var. Evet. Ha büyükbaşlar için ekeceğiz. Evet. Yulaf ekeceksiniz ha? Evet. Evet. İyi hadi ekelim bakalım ya gidelim tamam, yulaf ekelim. Inşallah. Tamam. Görelim bakalım yani buradaki çobanları. Sen bir çoban aradın. Kimdi o çoban? Musa Ay. Yukarıda Musa köydü biz arkadaşımız. Yukarıda mı? Yukarıda evet. 2 kilometre. 2 kilometre. Evet. Ne yapıyor orada? Orada ağıl o da tohum ekmeye gidecek ama sizi bekliyor yani. Öyle aynen. mi? Evet. Dur bakayım şimdi. Musa abiyle konuşayım bakalım. Allah'ım yarabbim. Ne dedin sen ona? Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Musa Ay mı? Evet. Ya... Kadir Demircan ben. Çobanla baş başa. Ha, buyur abi. Ha ya televizyon programı için geldim ben de. Sen çok meşhurmuşsun bu bölgede çoban olarak. Tamam mı? Meşhur değiliz de ben sana asıl bu işin profesyonel bir arkadaşını yönlendireceğim. Ya, bu... tesisleri falan çok güzel lan. Ha ya arkadaş kaç uç çobanı. Ya biz profesyonel çoban istemiyoruz ya. Böyle kendi halinde böyle doğal bir çoban istiyoruz ya. Ve en uygun senmişsin yani. Tamam senin yanına gelelim. Sen oradan bizi daha profesyonel gönder. Nasıl olsa profesyonellik nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Merak ettim. Ya biz hobi olsun diye başladık. Hacı dayıya kırmadım. Ben de tamam bekliyorum ben zaten. Tamam bekle o zaman. Seviyorsan bekle. Bir konum atabilir misin bana? Siz neredesiniz şimdi tam olarak? Vallahi biz nerede olduğumuzu caminin bilmiyoruz. Caminin yanındayız aşağıdayız. Caminin yanındayız. Burada bir cami var. Oradayız. Caminin oradan rampaya doğru direkt devam edin. Tamam. He.
Tepeye çıktığımızda okul gelecek, halı saha gelecek. Okul, halı saha. Sana da acaba. Yolda bekliyorum. He, tamam. Bizi karşıla o zaman, tamam mı? Böyle el et biraz. Tamam. Beyaz bir arabamız var bizim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz abi, tamam. Tamam. Adam bekliyor bizi abi. Evet, bekletme. Evet arkadaşlar, çoban aramaya devam ediyoruz. İki tane abimiz, aslında birisi çoban ama 25 tane koyunu var. Yulaf ekmeye gidiyorlarmış, o öbürküne yardım ediyor. Hadi dedik, herkes çalışıyor şu anda. Yağmur gelecekmiş bir gün sonra. Yağmur gelecek diye herkes bir şey ekmeye çalışıyor. Yani yağmurdan önce herhalde yulaf ekecekler ki, yağmur yağdığında of, mis gibi olsun. Sulansın kendiliğinden hayvanlar için. Bu mevsimde yulaf ekilir mi dedim. Yani ekiliyormuş, demek ki oluyormuş. Yani biz yulafı sonbaharda, yani güzün, güz çiftlerinde ekildiğini düşünüyorduk. Demek ki hayvanlar için ekiliyormuş. İşte o adam, bu adam. Selamünaleyküm. Selam, Bedir abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıdın mı beni? Tanıdım. Vallahi. He. Helal olsun sana abi. Sen misin çoban? Benim çoban. Seninle mi konuştuk şimdi biz? He, benle konuştum. Helal olsun vallahi ya. Nerede senin ev? Burada. Ha, ooo süper ya. Tamam. Sevgili izleyiciler, işte sonunda çobanımızı bulduk. Bir çoban buluyoruz. Ya benden diyor çoban, iyi çoban değilim ben diyor. Başka size bir çoban bulayım. Başka bir çobanı buluyoruz. Ya diyor benden daha profesyonel, ona git. Dedik çoban var ama arayamayız artık. Bulduğumuz çobanı yakalayacağız. Yakaladık işte artık. Evet. Tamam, hoş geldiniz Kadir Bey. Aleyküm selam. Seni tanıyalım. Ben Musa'yı. Musa'yı. Evet. Sen beni tanıyor musun? Evet. İzledin mi benim programı? İzliyorum. Valla nasıl bir program sunuyorum ben? Abi böyle hayvansal. Manyakça değil mi? Hayvansal deli dolu. Yok, deli dolu evet. Valla evet. öyle işte yani. Yakaladık seni burada. Evet. Bazen böyle şey yapıyoruz, espri yapıyoruz. Bizi televizyondan gönderdiler diyoruz. Tamam, özel adam vay falan diyor. Bazen de diyoruz ki ya biz diyor, seni met ettiler diyoruz. Çok önemli bir çobanmışım falan, sana öyle dedik. Çok met ettiler. Met etti yani. Ona gidin dedi. Sayası var, çipti var. Yakaladık adamın birisini. Tamam, 25 tane koyunu varmış. Hiç fark etmez dedik. 4 tane de olsa, 10 tane de olsa. Çünkü bu hayvancılık bitmemeli. 3 evet. tane koyunu olan adam 3 taneyle başlar. 13 tane olur, 33 tane olur, 53 tane bir şekilde yapar. Yani bizim amacımız, programın amacı bu işi özendirmek, teşvik etmek. Hem magazin boyutunu biz sunuyoruz. Evet. Vay be. Sen bir yere mi gidiyordun? Evet, ben nereye gidiyordun? Ekin ekiyoruz. Ekin mi? Evet. Yulaf mı? Yulaf. Yulaf ekiyordun. Bak, yakaladım, görüyor yakaladım, musun? Yakaladım, evet. Heh. Ekin ekmiyorsun, yulaf ekiyorsun. Biz de dedik ki, bu mevsimde yulaf ekilir mi? Güzün ekilir diye düşünüyorduk, güzün. Şimdi bu mevsimde bu sene, bu sene yıl geri attı. Geri mi attı? Kış ağır geçtiğinden. Ha. Normalde şu an yulafların çimlenmesi lazım. Bir ay daha önce ekilmesi lazım. Ha. Daha yeni tarlalara girebiliyoruz. Tarlalara yeni girebiliyoruz. Tabii. Niye? Kıştan dolayı. Kıştan dolayı. Bak, hava bugün çok güzel. Hava bugün güzel. Yarından sonra yine yağmurlu bir günümüz var. Ha. Burası neresi? Burası Bolu Göynük Ekinciler Köyü. Bolu Göynük Ekinciler Köyü. Çok güzel bir bölge burası, evet. ya. Biz gerçekten, sevgili izleyiciler, inanın yol boyunca anlatayım böyle. Yol boyunca geliyoruz. Güldür güldür akarsular, nehirler. Dağlarda kar var. Hala dağlarda kar var. Karlar erimeye başlamış. Karların suları böyle nehir olmuş. Akıyor. Böyle yol boyunda böyle yemyeşil şeyler var. Genelde böyle insanlar böyle 3-5 hane kalıyor. Mezra gibi böyle. Hani doğuya gitmiştim. Doğuda da böyle aslında. Mezra gibi küçük küçük köyler var. Burada da öyle. İnsanlar bağ evleri yapmışlar, çiftlik evleri yapmışlar. Bir nevi tipik bir Karadeniz. Öyle mi? Tabii. Burası hangi köy? Burası bizim köyün devamı. İkinciler Köyü. Kaç tane köy var abi? Orada bir köy vardı. İkinciler Köyü. Orada mı, burada mı? Orası mahallesi. Sizin ilk geldiğiniz yer yeni mahalle. Yeni mahalle. Tabii. Burası bu bölgedeki merkez köy. En büyük köy. En büyük köy. İkinciler Köyü. İkinciler Köyü. Kaç nüfusu burada? Buranın nüfusu 460. 460 bayağı var. Ve sanırım karşıda bir tane şey var. Tavuk çiftliği, evet, var. Evet, tavuk çiftliği. Sevgili izleyiciler, Mudurnu tavuk çiftliği vardı. Bir zamanlar çok meşhur. Ben Ankara'dayken gidip yiyordum yani. Böyle tavuk yiyorduk. Çok güzel. Sonra bu tavuk çiftliği iflas etmiş. Tamam mı? Gerçekten anladım ki neden böyle bu şekilde tavuk bu bölgede çok tutuluyor. Türkiye'de meşhur.
Her yerde tavuk çiftliği var. Her yerde yol boyunca belki 100 tane tavuk çiftliği gördük. Öyle mi? Doğru mu? Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Bu bölge yani bu Mudurnu hep tavuk çiftlikleriyle meşhur. Mudurnu şu an Büyükbaş'a yöneldi. Mudurnu tavukçuluk gittikten sonra. He. Orada Büyükbaş kapasitesi biraz daha çok. Hı-hı. Bu bölgelere kaydı Erpiliç sayesinde. Hı-hı. Başka bir tavuk firması almış herhalde onları aldı. Erpiliç aldı. Erpiliç almış. Erpiliç aldı. Çok güzel ya. Peki ya o zaman bölgenin insanı da yani geçim kaynağı da bir bölümü tavukçuluktan oluyor. Tavuk yetiştirmeden. %30'u tavukçuluk. Hmm. Geri kalan %70 de hayvancılık. Hayvancılık. Enginar ağırlıklı bir bölge. Enginar. Evet, enginarıyla meşhur bir bölge bu bölgeler. Allah Allah. Enginarı ve tavuğuyla meşhur bir bölge. Aynı zamanda Osmanlı mimarisi evleriyle meşhur. Yani Mudurnu o biçim öyle. Tarihi bir şehir. Akşam orada kaldık. Ondan sonra Göynük. Göynük bir muhteşem sevgili izleyiciler. Gerçekten bu muhteşem. Programın başında Göynük'ten görüntüleri almıştım. Onu izlediniz. Ama sadece izlemekle yetinmeyin. Göynük'ü mutlaka görün. Göynük'e gittin mi hiç? Gitmez miyim? İlçemiz bizim. Yapma ya. Tabii. Olabilir abi. Gitmemiş olabilirsin yani. Yok, ilçemiz Göynük. Yani tabii biz de yeni öğrendik. Gezmesek öğrenmezdik. Hani çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir? Kim bilir? Çok gezen. Çok gezen. İşte biz de çok geziyoruz. Göynük'ü de bu gezerek gördük. Kameraman da bana böyle şey yapıyor. Çok çenen açıldı gene diyor. Hemen diyor adamın koyunların yanına gidelim diyor. Gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Evet Musa senin çiftliğe geldik. Evet. Her yer boru ya. Burada bu ne? Bunlar sulama dönemi yaklaşında. Oo koyunlar orada valla. Süper ya. Bir dağın eteğinde ha? Evet. Evet. Kapı otomatik değil mi? Musa. Kapı manuel. He? Manuel. Manuel mi? Allah Allah. Oğlum düğmeye basınca açılsın kapı. Aşağıda o düğmeli kapı. Allah Allah. Desene düğmeye basınca açılan kapıların çiftlikleri battı gitti diye. Evet, evet. Evet. Allah Allah. Sen gel abi içeri. Yoksa bunlar kapıya girer. Param. Burası mı senin saya? Burası benim sayalar buralar. Allah Allah. Ha burası. Tabii. Burası gündüz. Ha sen evde aşağısı mı? Evde aşağısı. Aşağısı yumurtalık tavuk çiftliği. Tavuk çiftliği de mi var sende? Hı-hı. Nerede? Aşağıda. Evin devamı ama boş şu an. Ha şurası. Hı-hı. Ha. Burası aynı zamanda Kuşaklı Kaya olarak bilinir. Ne olarak? Kuşaklı Kaya. Kuşaklı Kaya ne demek o? İpek yolunda geçer haritalarda. İpek yolunda? Evet. Kuşaklı Kaya olarak bilinir bu koya. Al Kuşaklı Kaya. Evet. Küçük bir cami var burada. Evet orası küçük bir köy. 7 hane bir köy. Allah Allah 7 hanelik köy. 7 hane mahalle yani. Doruk mahalle olarak. Vay anasını ya. Karşıda bak nerede bir köy var. Aa. Onlar Sakarya'nın köyleri. Sakarya'nın köyleri Sakarya'nın mi? Köyleri. Allah Allah. Sakarya'yla sınırız burası. Köylere sınır. Aşağıda sınır. Nasıl dedin? 200 metre aşağıda durmuştunuz ya bir he. 25 koyun olan. He he. Ona 100 metre geçer geçmez sınır. Allah Allah. Sakarya sınır. Sakarya efendim Bolu. Bolu sınırı. Evet, aynen öyle. Bir de Bilecik değil mi? Bilecik'ten var. Bilecik öbür taraftan Gölbozarı kısmından ayrılıyor. He, oradan ayrılıyor. Oy oy. Musa kaç tane koyun var? Benim şu an 47 tane anacım var. 47 tane anaç. Evet abi. Şimdi Musa koyundan bahsediyordu. Kaç tane koyun var? 47 tane anaç koyunumuz 47 var. 47 tane anaç koyunum var. Tamam. Evet.
34 tane toklumuz var. 34 tane toklu var. Evet. Merak var mı peki burada yaptığın? Sanki böyle hep böyle çamlık. Burada merak yok gibi. Merak bizim yaylamız var. Hı. Nisan 15'ten sonra serbest olur yaylalar. Hı hı. Orada da aynı şekil ağıllarımız, sayalarımız var. Yayla dediğin nerede yayla? Şu görünen yüksek, şu kar olan bölgeler kar var ya. Tabii. Allah Allah, orada yayla var. Yaylalar. Her köyün merası var orada. Allah Allah. Rakım kaç vardı yaylada? Yaylada rakım 974. 974. Ne zaman çıkıyorsunuz oraya? Nasip olsa Ramazan atlatacağız burada. Ramazan'dan sonra yaylaya çıkacaksın. Tabii, bayrama şeydeyiz, yaylada. Allah Allah, çok güzel olur ya yaylaya çıkmak. Ne yapıyorsun yaylada? Yaylıyorsunuz mu? Yaylada hayvanlar yayılıyor. Biz yine topluyoruz. Siz de yaylıyorsunuz böyle ya. Mis gibi, serin. Mis gibi yerdir. Serin, çok serin. Orada yerin var mı yaylada? Var. Ha. Kaç kişi çıkıyoruz buradan yaylaya? Mesela bu köyden kaç kişi gidiyoruz buraya? Bu köyden 6 tane çıkar. 6 tane. Küçük baş hayvanı olanlar çıkar. Elektriğimiz falan yok orada. Kendi imkanlarımızla güneş panelleri yapabilenler. Hı-hı. Bizim de orada hemen hemen bunun kadar bir tesisimiz var yine. 150 başlık. Orada. Tapulu yerimiz var orada. Nasıl yer? Köy yerleri var zamanında. Dedelerimizden yerleşmişler, göçmüşler. Hazine yeri ama evet. İkinciler köyüne ait olan bir yer var. Oturulması izinli. Belirli bir merası var. Hı-hı. O mera içerisinde. Yan tarafında komşu köyün merası var. Hı-hı. O meralar içerisinde. Peki merada kaç ay kalıyorsunuz? Merada 4,5 ay falan kalıyoruz. 4,5 ay. 4,5-5 ay. 4,5-5 ay kalıyorsunuz. Sen mi gidiyorsun diye? Yok, babam gider. Ha, baban gidiyor. Baban sen gider. Ben buradayım. Başka ne iş yapıyorsun? Koyunculukla başka bir sürü su boruları falan var. Tarımda ne yapıyorsun tarım olarak? Tarımda ne yapıyoruz? Enginar yapıyorum. Enginar? Tabii. Ha, buranın enginarı meşhur demiştim. Enginarın meşhur. Aynı zamanda enginarın ticaretini de yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun enginar ticaretini? Yani buradan alıyoruz, İstanbul'da pazarlıyoruz. Yani şöyle, kendin üretiyorsun. Kendim üretiyorum. Kendi ürettiğimden ziyade üreten arkadaşlarımızınkileri de alıyoruz. Toptancılık yapıyoruz. Evet. İstanbul'a veriyorsun. Evet. Pazarın önü kapanmasın diye. Mesela enginardan bu sene ne kadar ekim yaptın? Bu sene daha hiç ekim yapamadık. Normalde başlamamız lazım ekimlere. Hı, bu mevsimde mi oluyor? Bu mevsimde. Şu an ekilmiş olması lazım. Ekiyor olmamız lazım. He. Onda da aynı sıkıntı var. Tarlalar kış ağır geçtiğinden dolayı. Kış bu sene ağır mı geçti? Çok ağır geçti. Allah Allah. Vallahi ben bilmiyorum hiçbir şey ya. Kış ağır mı geçti? Ne bileyim yani. Kış kıştır ya işte. Mart ayı da kış geçti gerçi. Evet. Değil mi? Evet. Mart'ta kar yağdı. Enginardan kaç dönüm ekiyorsun enginar? Benim kendimin 50 dönüm var. Maşallah 50 dönüm. Toprağın var mı? Var. Kaç dönüm toprağın var? 230 dönüm falan toprağımız var. Maşallah. Zengin oluyorsunuz değil mi o zaman? Yok, zengin değil işte. 230 yok, dönüm. Yok, ağalık işi yok bizde. Allah, maraba. Öyle mi? Maraba. Yani bir yerde mesela 230 dönüm toprak olmak demek yani iyi bir şey demek. Babanındır tabii değil mi? Tabii. Anladım. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Aynı beraber mi çalışıyorsunuz hep? Yok, ben tek erkeğim. 2 tane bir kardeşim, bir ablam var. Anladım. O şekilde. Bu 230 dönüm tarla toprağın hepsini ekiyorsunuz mu? Tabii. Bu maşallah. Ayrıyeten icar tuttuğumuz yerler de var. Yetmiyor yani. 230 dönüm size yetmiyor. Yetmiyor. Ne kadar icar tutuyorsunuz? 80 dönüm falan da icar var. 230, 350 dönüm. 310 dönüm. Kaç tane traktör var? 2 tane. Ha öyle evet. 2 tane traktör ancak 350 dönüm yeri şey yapabilir. Peki mazot pahalı mı? Tabii ki pahalı. klasik bir soru sordum. Tabii klasik bir cevap aldım. Mazot pahalı tabii. Biz de mesela mazotla geziyoruz abi. 22 evet. Lira mazot mesela. Bak ta nereye arabayı dolduruyoruz. Araba şimdi benim 1000 liraya doluyor. Önceden 300 liraya 400 liraya doluyor. Şimdi 1000 liraya doluyor. Ben mazot pahalı diyeyim mi? Gene geliyorum çobanı buluyorum. Evet. Biz de mazot pahalı deyip ekmemezlik yapıyoruz yani. Ekiyoruz. Sevgili izleyiciler yani biz böyle mazot pahalı deyip tamam gitmeyelim çobanların yanına demiyoruz yani. Ne yapacağız? Depoyu 1000 liraya doldurduk. Geziyoruz yani. Şimdi depo bak görene varıncaya kadar bitecek yani. Çok iyi bu. Musa yaş kaç? Yaş 34. 34. Maşallah. Evlisin. Evliyim. 34 yaşındasın. İşinin başındasın. Evet. Bu kadar mesela 350 dönüm tarla ekiyorsun.
E bir de koyunla uğraşıyorsun be abicim. Niye? Ya koyun severek yaptığım bir iş benim. Ben de 3 yıldan beri koyunculuk yapıyorum. 3 yıl? Tabii. He, daha önce yok muydu koyun? Daha önce yoktu koyun. Vardı 3-5 tane işte. He, hobi amaçlı. Hobi amaçlı. He. Nasıl koyun? Yani nasıl koyun? Neyini seviyorsun koyunu? Ya koyun hayvan sevgisi içinde olacak bir şey. Şöyle baktığım zaman mesela bu kuzular falan hiç insana bir dinlendiriyor. Hayvan sevgisi var mı sende? Olmaz olur mu? Allah Allah. Bak hiç. Ne güzel sakin sakin. Kimseye zararı yok. Marap şu kuzu şey Musa şu kuzunun birisini tut gel de sevelim de. Bende de hayvan sevgisi var biliyor musun? Git tut şu kuzunun birisini sevelim ya. Sevgili izleyiciler, hem Musa'da hem bende hayvan sevgisi var. Bir tane kuzu tutup seveceğiz. Tut abi bir tane kuzu. Ya bir kuzu tutamadım be. Hadi sen tut götü çekelim. Arkadaşlar merhaba. Musa Ayben. Bolu Göynük Ekinciler Köyü'nde ikamet etmekteyim. Koyuncula yaklaşık başlayalı 3 yılımız oldu. Bereketli bir iş. Bu işi herkese tavsiye edebilirim. Çünkü gerektiğinde dışarıdan beslenebilen bir hayvan. Bu ülke ekonomisinde şu an baktığınızda en güzel yapılabilecek şeylerden birisi koyunculuk. Ben 3 yıl önce 27 koyunla başlamıştım. Şu an yaklaşık sürümüz kuzularla birlikte 140'larda. Bunun içinden tabii ki erkeklerini sürekli kestiriyoruz. Çok bereketli bir iş. Bilindik üzere dinen de peygamber mesleği diye geçer yani. Bu koyunculuk çok bereketli bir hayvandır. Her kapıda mutlaka olması gereken bir hayvan köydeysen. Gerektiğinde dışarıdan beslenebildiği için getirisi diğer şeylere göre şu ekonomi şartlarında daha iyi. Biz aynı zamanda tarımla da uğraşıyoruz. Tarıma baktığımızda şu an için tarım sadece hayvanımızı aç bırakmayacak şekilde, kendi kaba yemimizi üretecek şekilde ikili işler yapıyorum ben bu yıl. İşin ticari kısmı yok şu an. Şu an herhangi bir ticari olarak ikili iş yapma ihtimalimiz yok. Çünkü maliyetler çok ağır, girdi maliyetleri. İnşallah yıla girdi maliyetleri çok yüksek olarak başladık. Hasat zamanında yüksek olarak bir çıkış yapar, yüzümüz güler. Ama koyunculuk gerektiğinde dışarıdan besleyebildiğin için ben tavsiye ediyorum genç arkadaşlarımıza. Küçük baş koyunculuğu daha bilgili, daha profesyonel bir şekilde yapmalarını isterim. Çünkü getirisi güzel bir iş. Sevgili izleyiciler, Musa tabii çiftçi. Koyunu ekstra gibi yapıyor. Evinin kenarında yer de var. Ama kendisi büyük bir çiftçi. Traktörle şimdi yulaf ekmeye gidecek. Yulafı ekeceksin de kaç dönüm yer ekeceksin yulafı? Ben saçtım geldim bir 13 dönüm yer. Son parça zaten. He. Saçtın. Saçtım. Yağmur yağmadan dırmıklayıp merdanesini yapabilirsek. He. Sürdün, tırmıkladın, yulafı saçtın. Nasıl oluyor bu yulaf ekimi? Yulaf ekimi savurgayla ekiyoruz. Tamam. Savurdun şimdi ne yapmayı istiyorsun? Savurdum şimdi toprakla karıştırıp sonra sıkıştıracağım. Yulaf mesela nasıl biçeceksin yulafı? Yeşil mi biçeceksin? Yeşil. Kaba yem olarak. Kaba yem olarak evet. Hayvanlar için. Sende büyükbaş da mı var? Evet. Çok güzel ya. Büyükbaş kaç tane var? Büyükbaş 15 tane. Çok güzel. Yani koyunlara veriyor musun yulaftan? Tabii. Yani kendi yemini kendin üretiyorsun. Kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan bir şey alıyor musun hiç? Takviye yonca balyası alıyorum. Takviye yonca balyası alıyorsun. He, tabii bir de kuzu yeme mutlaka alıyoruz. Evet. Çok güzel ya. Yani 34 yaşında sevgili izleyiciler köyü terk etmemiş. Yani biz artık böyle köylerde genç insan bulamıyoruz. Aslında köylerde ekmek var, iş var, her şey var ama şu şehir özentisi olmasa, şehirdeki fabrikalara gidip köle gibi çalışma özentisi olmasa gençlerde, gençler işte bu kardeşimiz gibi. Tamam mı? Kendi işlerinin başında dursalar, kendi işlerinin patronu olsalar, doğada üretseler ülke için çok daha güzel olur. Şu anda
Yani Musa gerçekten çok çok başarılı. Yani ne olursa olsun üretiyor yani. Koyun üretiyor. Ondan sonra ne ekiyordun, bir şey ekiyordun? Enginar. Enginar büyük bir çiftçi. Traktörü var, her şeyi var. Tatil yapıyor musun? Yok, tatil yok. Tatil yok mu? Tatil yok. Yani istediğin zaman yaparsın ama. Tatil yapma şansın yok. Gezmiyor musun böyle, böyle Türkiye'yi gezmiyor musun hiç? Nereye gittin? Yakında bir yere gittin mi gezmeye? Ben çok gezdim zamanında. Hı. Ben gurbetten döndüm aslında. Öyle mi? Tabii. Niye döndün gurbetten? Ben... Gurbet kötü mü? Yok, kötü değil. Dönmem gerekti bazı şartlardan dolayı. Hani sen daha önce köyü terk ettin mi yani? Ne yaptın yani? Tabii. Daha önce İstanbul'daydım ben de. He, İstanbul'daydın. Evet. İstanbul gördün yani. İstanbul gördük. Gittin, ne yaptın orada? Orada biz şirket açtık. Hı. Bu Enginar'ın soyumuyla ilgili. Hı. Orada da işlerimiz iyiydi. Fakat baba artık işleri yapamaz olunca, hı hı, ya yap ya bırakacağım dedi. Hı hı. Ben de buraya döndüm. Geldim buraya. Tabii. Ne kadar oldu döneli? Döneli 6. sene. 6. sene. Peki oradaki İstanbul'daki iş mi daha iyiydi? Buradaki mi nasıl? Tabii ki buradaki iş. Stres yok. Stres yok. Tabii. Değil mi? Rahat, sakin. Daha fazla çalışıyor olabiliriz ama stres yok. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi yağmur var mı? Ne zaman yağacak? Yağmak üzere. Saat 7.30 gibi bir geçiş gösteriyor. Evet. Şimdi gidiyoruz sevgili izleyiciler. Bakalım yulafı ekmiş. Ne yapacaksın? Yulafı ne yapacağım dedin sen? Toprağa karıştıracağız. Toprağa karıştıracağız. Yulafı toprağa karıştırmaya gidiyoruz. Musa'la. Bakalım görelim nasıl karıştırılıyormuş. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi Musa'da iki tane traktör var. İşte traktörü çalıştıracak. Ve 13 dönümlük bir tarlaya yulafı saçmış. Şimdi üzerini kapatmaya gidecek. Biz de gidebilirsek onu izlemeye devam edeceğiz. Evet. Kapıyı kapattı. Çalıştırdı. Bu ne abi? O tırmık. Tırmık ha. İyi bir şey galiba. İyi ha? Bir şey. Bununla karıştıracaksın ha? Ha bununla karıştıracağız. Evet. Musa'la gidiyoruz tarlaya. Traktöre de bastın gaza gidiyor maşallah. Musa ormana girdi sevgili izleyiciler. Traktör rahat her yere gidiyor. Bizim aracımız da gidiyor. Her yere gidiyoruz çünkü şöyle bir şey. Hala ben daha kışlık lastikleri kullanıyorum. Arazi lastiklerini kullanıyorum. Uzun yola gittiğimiz zaman tabi uzun yolda kış lastikleri arabayı biraz ağır devir yaptırıyor. Yani zorluyor ama bu şekilde işte bir çobanı takip etmek istediğimiz zaman da çok işimize yarıyor. Karda çok iyi gidiyor kış lastikleri, onu size söyleyeyim. Ve çamurda, bayırda hiç kalmıyor arazide kesinlikle. Çok sağlam. Onun için artık mecbur çekiyoruz. Evet, tarlaya da geldik herhalde. Musa, geldik tarlaya. Evet, tarlaya geldik. İki parça mı bu? İki parça. Ormanın içinde bir yer. Evet. Allah Allah. Kırsal bir bölge olduğu için buralar. Ama çok güzel bir orman. Sizin mi tarlalar? Yok, buralar icar. Ha, icar. Burada icar fiyatları ne kadar? Dönümü 350 ile 100 arası. 100 ile 350 evet. Arası dönümü. Evet. Ha, çok güzel ya. Taban su altı yerler de var. Ha, su altı yerler ne kadar? 300-350 lira. Yani sulanabilen yerler. Sulanabilen yerler. 300-350 taban toprak. Lira. Böyle da kırsal değil. Anladım. Kırsal olan da 100 lira ile 350 arası evet. Değişiyor. Buralar zaten kaba yemek yiyoruz. He, kaba yemek yiyoruz. Tabii otluk. Güzel yulaf olur mu burada? Olur. Sen bunu ekmiş herhalde. Şimdi tırmık yapacaksın. Ektim tırmık. Hadi yap şöyle. Bakalım tırmığı görelim bakalım. Evet.
Sevgili izleyiciler, Musa'yı görüntüledik gördüğünüz gibi. Arazide çalışmasını da görüntüledik. Yulafı üstünü kapatıyor. Yarın yağmur yağacakmış. İşte çiftçinin hali bu. Gerçekten özetlemek gerekirse, ben bir gözlemciyim. Gerçekten 8 senedir çobanla baş başa programını yapmamdaki maksadım gözlemlemek. Sonra gözlemlerimi sizlerle paylaşmak. İşte siz de benimle beraber gözlemde bulundunuz. Özet olarak nedir? Buradan çıkardığımız sonuç nedir? İşte ana fikir olarak, ana tema olarak çobanımız Musa Ay. Musa Ay'da biz neyi gördük yani? Bu programda elde ettiğimiz ders ne? Şu. Küçükbaş hayvancılığı seviyor ve yapmaya çalışıyor. Gayret var. Çok güzel. İki, halinden böyle herkesin bahsettiği gibi şikayetçi değil. Girdilerin pahalı olduğunu herkes biliyor. Tamam mı? Halinden memnun, şükür eden bir esnaf, şükür eden bir çiftçi, şükür eden bir çoban. Bunu gördük, tamam. Üçüncüsü, 34 yaşında, daha genç. Biz hep gençlerin köyleri terk etmesinden bahsederiz ve şikayetçiyiz. Hep ihtiyarlar kalmış köyde, çalışacak insan gücü yok deriz. İşte o anlamda da önemli bir etkisi var gençlere yönelik. Tabii bir deneyimi olmuş, İstanbul'a gitmiş gezmiş, İstanbul'u karış karış gezmiş, tozmuş, İstanbul'u karıştırmış gelmiş. En son gemiyi limana bağlamış ve sağlam limanda, güvenli bir şekilde, güvenli limanda işine devam ediyor 6 sene önce. Dersini almış yani, büyük şehirden dersini de almış. İkisini kıyaslama imkanına sahip. İşte bunu da gördük biz. Tabii ki büyük çiftçilik yapıyor. Yani 270 dönüme yakın arazisi var. İcar tutuyor. İcar tutması çok çok önemli arkadaşlar. Ben aynı zamanda arazi işiyle meşgul oluyorum. Gerçekten çok kullanılmayan, altılı olan araziler var. Bu milli servete zarar bu araziler, ekilip dikilmemesi. Yurt dışından ithal ediyoruz, ithal ediyoruz, buna hep kızar dururuz. İşte bu atıl araziler işte buna sebep. O arazileri kullanmayan, kullandırmayan kişiler buna sebep. İşte bu çiftçimiz, ona da bir çözüm, o yaraya da bir merhem olmuş. Yani kullanmayan, başkasına ait, adamın kullanma imkanı olmadığı için icara veriyor, onlar da tutuyor, üretime kazandırıyor. Yani benim çıkardığım sonuç bu. İşte Anadolu köylümüz bu. Çalışkan, üretken, kanaatkar bir gençle, bir çiftçiyle, bir çobanla karşılaştık. Nasıl, anlatabildim değil mi? Evet, evet. Doğru değil mi yani? Çok güzel özetledin. Nasıl, güzel konuşuyorum değil mi? Evet. Vallahi helal olsun ha. Sen de güzel konuştun ha. Ne yapayım ben? Ben gazeteciyim abi. Ben çiftçi, tamam çiftçilik var, çobanlık var, köylü çocuğuyum. Bunları seviyorum. Sevdiğim şeyi artık televizyon tekniğiyle insanlara anlatmaya çalışıyorum. Kendim yapıyorum. Benim 4 tane koyunum var, 5 tane kedim var, 1 tane köpeğim var. Şimdi Ahmet diye bir kardeşimiz bakıyor şimdi onlara. İsterim ben de büyük yapmak için ama işte ne yapayım? Ben eğer koyunculuk yapsam, böyle şey yapsam, çobanları kim gezecek? Bir de o var. Evet, o da doğru. Son olarak neler söylemek istersin? Ya son olarak neler söylemek isterim? Siz daha söylenecek bir şey bırakmadınız. Gayet şeffaf bir şekilde bu işi çok net özetlediniz. Hakikat budur yani. Bu ülkede durduğumuz sürece şartlar ne olursa olsun elimizdekileriyle yetinmesini bileceğiz. Çalıştıktan sonra her yerde insan rızkını bulur. Önce çalışıp azmetmek gerek. Evde yatmayla olmayacak tabii bu işler. Sevgili izleyiciler, inanın şöyle bir şey de var. Geziyorum Anadolu'yu, il il, ilçe ilçe, köy köy. Hep dışarıdayım, geziyorum. İnanın üzülüyorum. Köylere bakıyorum, köylerde tütüyen baca yok ya. Çalışan insan yok ya. Herkes evin içinde, yani hiç böyle bir avlu yapan, eken biçen, geziyoruz, havalar da güzel mesela. Yok arkadaş, ya ne bileyim ben eğer bu işi yapmamış olsam, evde olsam, inanın böyle o evin etrafını yalarım ya.
avlusunu yaparım, bacasını yaparım, her şeyini yaparım, şıkır şıkır üretirim. Bu insanlar evde oturup duruyorlar. Bunu gördüm. Kahvede oturup duruyorlar ya. Yani üzüntü. Yani hani Türk insanı biz çalışkan falan diyoruz ama ya tembel ya arkadaş, tembel ya. Tembel. Mazot pahalı, gübre pahalı, geçim sıkıntısı çekiyor deyip evlere kapan, yat, uyu, çalışma, üretme. Yani bugün bir adamla karşılaştım. Yani adam maşallah 85 yaşında, 1982 yılında emekli olmuş. Yani 82 kaç yıl? Hesap et. Yani 40 sene mi? 41 sene. 41 senedir maaş alıyor arkadaşlar. 41 senedir emekli maaş alıyor. Yani düşünebiliyor musun? 26 sene çalışmış, 41 sene maaş al. Ama çalışıyor adam tabii, üretiyor. Üretiyor. Üretmese yani ona da kızardım. İşte böyle ölünceye kadar çalışmak ibadet bizim için arkadaşlar. Evet. Ben bunu görür, bunu söylerim. Çalışmaya ihtiyacımız var. Kameraman da böyle artık diyor, uzatma diyor, kısa kes diyor. Tamam mı? Yönetmen misin, kameraman mısın, nesin? Sen anlamadım ben de. Yönetmen benim ya. Evet, şimdi Musa'cığım sana kitaplarım hediye var. Tamam, tamam mı? Bu salma sığırcılık bak. Salma sığırcılık kitabını yazdık arkadaşlar. Yani bir şey bildiğimizden falan değil ya. Vallahi gezdik, tozduk. İnsanlardan gördüklerimizi burada özetledik yani. Olay hani lan dersiniz ya bu adam ne biliyor da salma sığırcılığı ne yazdı? İşte salma sığırcılarla sohbet ede ede onları çeke çeke 8 senedir onlardan elde ettiklerimi kitaba dönüştürdüm. Sana hediye ediyorum abi. Buyur abi. Teşekkür ediyorum abi. Yine boşuna söylenmemiş sözler diye bir çok güzel bir değerleme kitabım. Bunun içinde yaklaşık 50 tane söz de bana ait. Ayzana işte biraz attık, sıkıladık. Onlar da tuttu herhalde. İnsanlar okuyor. Ve çok önemli güzel sözler var. Bunu da boş zaman okursun abi. Tamam mı? Tamam. Bu da dergimiz abi. Gerçek müminlerin temel özellikleri. Güzel bir eser. Bunları al abi. Tamam. Bunları ben sana veriyorum ya. Tamam. Bunları götürüp bir yere atma abi. Yok, bak seneye geleceğim. Tamam. Tamam yine seni bulacağım. Bunlardan, bu kitaplardan seni imtihan edeceğim abi. Soracağım. Bakalım okumuş 10 tane soru soracağım. Tamam. Tamam ona göre bak dersine iyi çalış. Yani tamam, bu kitapları sana böyle gidip bir yere atasın diye vermiyorum. Tamam kendini oku. Çocukları okut. Kahveye koy. Kahve okusun. Parçalandı mı kitaplar? Okunacak halden çıktı mı? İste gene veririm abi sana. Tamam. Köy kahvesine götürürüm. Götür. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir çobanla baş başa da burada sonuna geldik. Sürt lisan eylediysek affala diyorum. Hoşça ve salcı kalın. Sesim de gitti zaten.